Merhaba arkadaşlar. Bugün güneş panelleri aldık. Bunları deneyeceğiz. Hava bulutlu, kapalı ama güneş panellerini denemek için güzel bir hava olduğunu düşündüm. Çünkü bu monokristal panelleri gölgede elektrik ürettiğini söylüyorlar. Polikristaller güneş almadığında fazla üretim yapmıyormuş. Ben fiyatlara baktığımda Türkiye'de hem polikristal hem de monokristal aynı paraydı. O yüzden zaten mantıklı olan monokristal almaktı. 1 adet 300 watt, 2 adet 50 wattlık monokristal paneller aldım. Şimdi deneyeceğiz. Bu güneş panellerin arkasına 2 tane kablo bağladım artı olan kahverengi, eksi olan ise mavi uç. Arkasında bilgileri var. 50 watt'lık olduğunu söylüyor. Ölçü aletiyle ölç ölçeceğim. Kaç volt veriyor şu an? Görmüş olduğunuz gibi tam bir güneş gelmiyor. O halde gayet güzel bir voltaj üretebiliyoruz arkadaşlar. Tabi bu normalde boştayken bu şekilde gösteriyor olabilir. Ama bir tane alıcı bağlamamız lazım. Bir tane led projektör var. Bunu kullanacağım. Bakalım bunu nasıl çalıştıracak? Canlı mı çalışacak yoksa zayıf mı yanacak? Bakalım. Evet kablolarını bağladım. Gayet canlı bir şekilde yandığını görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde yanışı var. Tek 50 wattlık bir panel bu. Bir panel bu şekilde yakabiliyor. Şimdi diğer 300 wattlık olan panele bir bağlantı yapacağım. Yandaki panel zaten bizim şu an denediğimiz panelle aynı olduğu için onu denemiyorum. Direkt 300 wattlık panele ölçü aletimi bağlayacağım. Bakalım kaç volt verecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 37 volt gibi bir çıkış verdi. Direkt ben LED ampulde bunu deneyemeyeceğim. Panele bağlayamayacağım. Çünkü 300 watt olduğu için benim LED'im 12 voltluk. LED patlayabilir. 36 volt gerilim veriyor çünkü. Ama bu 36 volt gerilim vermesine aldanmamak lazım. Yani aslında bizim ölçmemiz gereken akım. Ama şu an akım ölçebilecek bir cihaz yok elimde. O yüzden akımını ölçemiyorum. E, güneş panellerini birbirine seri bir şekilde bağladığım zaman artı ile eksiği birleştirip diğer uçlarından da çıkış aldığım zaman seri bağlamış oluyorum arkadaşlar. Bakın daha yüksek voltaj alacağım. Bunların ikisi toplamı 100 watt oluyor. Ben bu şekilde bağlantı yaptığım zaman bakın gerilim 44 volt gerilim sağlıyor. Tabi şu anda güneş çıktı. Onun da etkisi vardır muhakkak. Normalde hep bulutluydu ama şu an güneş çıktı. Böyle birbirine seri bağlayarak gerilimini arttırabilirsiniz. İstediğiniz kadar voltaj alabilirsiniz. Bunu gösterdikten sonra artık biz panelimizi bağlayalım. Benim daha önceden tamir etmiş olduğum bir UPS cihazım var. UPS cihazını inverter olarak kullanacağım. Ondan iki tane kablo çıkarttım. 1 artı 1 eksi 24 voltla çalıştığı için ben direkt 300 wattlık panelimi kullanacağım. Benim şarj kontrol cihazım da 12-24 voltluk. Burada bağlantıyı yaparken dikkat etmemiz gereken Önce aküleri bağlamak. Bakın ilk iki klemens güneş panellerine ait. Güneş panellerini bu iki klemense bağlayacağız. Sonraki klemensimizi aküyü bağlayacağız. Sonraki sonraki iki klemense de alıcımızı bağlamamız gerekiyor. Ama benim şarj cihazım küçük olduğu için aküden yüksek akım çekebilme ihtimalimiz olduğundan buraya bağlantı yapmayacağım. Direkt aküye bağlayacağım. Böylelikle Yüksek akım çeksek bile cihazım bozulmayacak. Şarj ünitesi etiketinde 24 volta 780 volt 780 watt olduğu yazıyor. Ama çıkış wattı yazmıyor. Benim inverterim 1 kW olduğu için bundan yüksek akım çekebilir. Cihazı yakabilir. O yüzden aküden almak daha mantıklı. İlk önce aküyü bağlamamız gerekiyor. Böylelikle şarj cihazı akü geriliminin 12 volt mu yoksa 24 volt mu olduğunu anlayıp ona göre şarj edecek. Sonra güneş panelini bağlayacağız. Burada ilk önce aküden iki tane çıkış alıyorum. Aküleri seri bağladığım için 24 volt almış oldum. Akünün artı ve eksi girişini şarj kontrol ünitesine bağladım. Şarj ünitemde 25.1 volt olduğu gözüküyor. Alıcıya çıkış verdiği de gözüküyor. Arkadaşlar şimdi güneş panelini bağlıyorum. Artı ve eksiye dikkat etmek gerekiyor. O yüzden bütün cihazlarımda maviyi eksi, kahverengi artı yaptım. Bakın şimdi güneş panelleri de gözüktü. Şu an aküyü şarj ediyor. Aküden aynı zamanda çıkış alınıyor. Şimdi televizyonumu bağlıyorum. Televizyonumu bağladığımda power tuşuna bastığımda televizyonum çalışmadı. Bir aksilik var. Ben UPS cihazımın çıkışına baktığımda 180 volt görüyorum. Yani UPS cihazım arızalı. Televizyonum 180 voltta çalışmıyor. Voltaj koruması var. Ama eski tip bir televizyon bağlıyorum. O televizyon 180 voltta çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Şu an akümde herhangi bir azalma yok. Hava kapalı olmasına rağmen televizyonun elektriğini sağlayabiliyor. Diğer televizyonumu ise çalıştırmıyor. Ama eski tip televizyonu rahatlıkla çalıştırıyor. Evet arkadaşlar güneş panelleri ile yaptığımız çalışma bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.